Devleti sattınız mı? Hünkârım, yalan bile olsa devleti satma fikri zihnime yerleştikçe tabancamı çıkarıp kafama sıkmak istiyorum. Merak etmeyin paşa. Siz sadakatinizi ispat ettiniz. Siz hain olamazsınız çünkü mayanız da yok. Birçok kez sınandınız, hepsini de başarıyla geçtiniz. Mesele nasıl oldu, anlatınız. Hünkârım, davet epey kalabalıktı. Her türden insan vardı. Belli ki kamufle etmek istemişler. Fakat bütün sefirler bir odada toplanmışlardı. Sizinle konuştuğumuz gibi İngiliz sefirinden koruma teminatı istedim. Karşılığında ne istediler peki? Hünkârım, Reval'de tekrar İngiliz ve Rus imparatorlarını bir araya getirmek istiyorlarmış. Bu sebeple Reval'de alınacak kararları Osmanlı'da yerine getirmemi istediler. Eski mevzu. Vazgeçmediler demek. Aynı yemeği ısıtıp tekrar önümüze koymak istiyorlar. Öyle hünkârım. Öyle de. Lakin neden sadece İngiliz ve Rus? Almanya-Fransa harbinde Fransızlar Almanlarla tek başlarına mücadele edemeyeceklerini anladılar. Bu yüzden Ruslarla anlaşma yoluna gittiler. Onlar ortaklar. Peki ya İngilizler? İngilizler Almanların büyümesinden rahatsızlar. Bir donanma kurmaları İngilizleri oldukça endişelendiriyor. İngilizler Süveyş kanalının denizden korunmasını Fransızlara bıraktılar. Onlar Atlantik'te Alman donanmasıyla mücadele halindeler. Hünkârım, Süveyş kanalını korumak için İngilizler Fransızlara mecbur. O halde orada bir ittifak var. Harp çıkarsa öyle. Öte yandan Avusturya Macaristan'ı da Almanlar ayakta tutuyor. Rumeli'de dengeleri değiştirmek, Rumeli'yi bizden koparmak isteyen iki devlet var. Bunlardan biri Ruslar, diğeri de Avusturyalılar. Eğer Ruslar İngilizleri kesin olarak yanlarına çekerlerse Rumeli'de çok bedel öderiz paşa. Demek o sebeple sancak mıntıkasındaki ailelerin isimlerini istediler benden. Onu mu sordular size? Evet hünkârım. Sancak mıntıkasında gizli birliklerimiz ve ailelerin içinden yetiştirdiğimiz gizli askerlerimiz var. Bir harp esnasında onlar teyakkuza geçecekler. Demek Ahmet Paşa bunun peşindeydi. Büyük iş başardınız Sadrazam Paşa. Artık onların ne istediğini çok iyi biliyoruz.